Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden. Başına benimle uğraşma doktor. Zümrüt kadar hain fesat görmedim. Geliyor burada ti sinsi gibi böyle. Ondan sonra yahu sen yayın açsan ne olacak, açmasan ne olacak kardeşim ya. Geliyorsun burada beni takip ediyorsun. Ondan sonra yayın ne zaman bitecek hemen açıyoruz. Şeytan. Gel kızım alayım seni gönder istek. La 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 olmadı mı? Dur şuradan deneyeceğim. Tabii konuşma olaraktan tabii ki olayım canım. Ha. Bağırıyorum. Ne var Yeliz az önceki konuşmalarımı dinledin mi? yok abla dinlemedim ne oldu? YouTube'ya yüklerim dernekler hakkında abla. Çok güzel konuştum. Bugün yayınlarda değildim abla pek girmedim. Vallahi bildiklerimi söyledim. Hiç kimseyi de kalkıp övmedim. Herkesin ne boku yediğini söyledim yani. Kimle alakalıydı ki? Rumuniyet dernekleri hakkında. Ha. Ha. Vallahi yorgunum, uykusuzum. Ablacığım, afiyet olsun. Benim dünbeye çok sinirlendim Leço'ya. Kim o? Dedim ki göl başında çalışıyor ya. Evet. Dedim gel erkenden dedim. Hani evde yiyecek bir şey yok, meyve yok, bir şey yok dedim. Boyuna diyor ki geliyorum. En son bana bir resim atmış. Eğer birazdan çıkacağım. Göt veren. Seni mi bekleyeceğim? Buradan bir çıktım. Tüm marketler kapalı. Manevralarınız var ya ustacığım. Gerçekten yani keyifli. Saat geç olmuş ama. Bir barbunya plaki bulamadım Geliz ya. Portakal mandalina bulamadım ya. Aa, Ablacığım bak şimdi beni arıyor. şimdi uyum var işte. Er ya da geç ortaya çıkıyor. Şimdi beni arıyor. Beni meşgule alıyorum. Şimdi ona desem ki ne? Portakal mandalina nereden bulacak? Laçom'dan bahsediyorum. Şeyde Turan Güneş'in baraj başındaki Yıldırım Market var ya abla oradan bulabilir anca. Şurada Tuna Beyli var. Oraya da gittim. Turşu satıyorlar. Hiçbir şey yok. Tuna Beyli var ya Sinan sokakta. Turan Güneş'in başında Sen şeyi Yıldırım biliyorsun. Market Yıldız Karakoru'na giderken sağda orada her şey var canım. ya. Oradan bulabilir anca. Başka hiçbir E yerden şimdi bulamaz zaten. derken aradım bakmadın eve geçtim. Hanıma böyle yüzleşme ihanet. Aman Bu Zümrüt de var Allah. ya Zümrüt çok kurnaz çok ne Aman. derler ki buna Ah. fesat. Şimdi bak gündüz bir yayın olmuş Seyhan Soylu'yla. Bak ben senin o homofobik konuşmalarını Seyhan ablayı seni tanımadığımı zannediyorsun değil mi? Çok yakın tanıyorum hem de. Senin o homofobik konuşmalarını ona atacağım. Merak etme. Beni çok iyi tanır Seyhan abla. Sen daha yeni tanıştın galiba onunla. Sibel'ciğim canım benim. Seyhan ablayla bugün yayın yapılmış. Canım benim, canım Seyhan ablam. O kadar da severim yani. Bak senin o homofobik konuşmaların var ya hani.
Milleti böyle ifşaladığın numaralarını falan yaymışsın. Onların hepsini atacağım Seyhan ablaya. Hem de en yakınını atacağım. O da ona gösterecek görmez diye. Bunu şeyde bırakmayacağım yani. Dinliyor mu? Bitli. Bitli dinliyor mu? Hanımın da numaralarını falan ifşalamışsın ya hani. Elimde. İsterse atacağım. Gitsin seni devlete versin. Pislik seni. Bir de Sibel Hanım size bir soru soracağım şimdi. Fıs kolül etmek ve putka kolül etmenin vergisi var mıdır? Bak, Yeliz, çok güzel konuya değindin. Tamam mı canım? Evet. Şimdi ben sana duyduğumu söyleyeceğim. Ben kadınla görüştüm mü? Görüştüm. Kadın bana diyor ki ne? Yeliz diyor, 15.000 TL. Dedim ki, beden, vücut satmanın vergisi olmaz. Kabahat kanunu olur. Dedim. Dedim. Yemin ederim dedim. Bak Oho, gelsin alırım onu. kabahat kanunu Gel, nasıl gel oluyor buraya. bu? Gel alayım. Dedim mi demedim mi sana? Hayır, bu kabahatler kanunundan ceza yazılır da ne için yazılır bu kabahatler kanunundan insana yayın ceza? Ya şimdi şöyle. Geçen mesela ben yürüyordum. Gece çarka çıkıyorum. Balyoz veya bekçiler beni şey Milleti yapıyor. rahatsız O edersin. şekilde yazılır yani. Böyle şeylerden Üstüm şikayet alırsın da açıksa, anca o kolye şekilde. çıkmışsam, çarka çıkmışsam o şekilde yazar. Ama 15 bin, 20 bin bilmem bedenini satan kimse ilgilendirmez. Bunun vergisi yoktur. Bir de bizim putkamızla fısımız ithal mi kız? Mal bizim. İstediğimiz yere verebiliyoruz yani. Anlatabildim mi? Bitli. Ay Bitli. gelsin alayım diyorum arkadaşlar. Bakınız bugünkü olan konuşmamda dedi ki böyle böyle. Dedim ki bak Fulya, kendi bedenimizi satıyoruz. Şimdi biz vergi mükellefi değiliz. Putkamın hesabını sana mı soracağım kız? Ya da burada seks işçiliği yapan kişiler sana mı soracaklar aptal? Putka vergisi olur mu? Amına koydum. Çin'den mi ithal ettim lan ben bu putkayı? Salak. Hey Allah'ım ya Rabbim ki geri zekalı. O kadar geri zekalısın ki 1,5 yılda çalışmadığını söylediğim halde aptalca bunları yiyip bir de balık gibi sazan gibi atlıyorsun bunları. Aptal. Çok salak bir kadınsın. Çok varoş bir kadınsın. Gerçekten kendini bir bok zannettiğini zannediyorsun ama inan sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbirimizin tınında bile değilsin. Sadece bunları söylediğin için sana cevap veriyorum. Siktir git şimdi. Bebişlerim ne yapıyorsunuz kızlar? Bu aralar gerçekten çok başka işlerle uğraşıyorum. Hiç yayınlarla falan uğraşıyorum. Hatta o kadar yorgunum ki sabah 8.30'dan salak bir de Mesela Yeliz benim ya. Bak ben ne zamandır bir Yeliz. buçuk yıldır çalışmıyorum Yeliz ben. beni Geri zekalı. sadece sen ben bir şey söylemek istiyorum genel olaraktan. Benim o kadar tanıdığım benim hem oturduğum semtte hem de farklı semtlerde. Kadın 10 tane kız çalıştırıyor, vergi ödemiyor. Kaldı ki tek başına çalışan bir hayat kadını mı vergi ödeyecek? Ne vergisi abla ya? Vergisi? Ben putkama ya da koli kesen hiç kimse putkasının çilden ithal etmedi ki. Bu benim putkam. İster Şimdi vermeyeyim, bakınız ister vermeyeyim. efendim Sen gidip ver kız bedava. Bedavasın doğruya sen doğru bedava. ama doğruya doğru. Yeri geldi mesela 2001'de bu evi aldıktan kaçta aldım? 98'de aldım. 2001'de 10 tane Rus çalıştırdım ben burada. O kadar ahlak bastı, etti. Ne yaptı? Götürdü bizi. Sadece ceza kesti. Kalkıp da vergi şey olarak tabi tutmadı. Kız ben emniyet kız sen iyi misin manyak mısın kız ben emniyete Bana gittiğim zaman 9'da geliyorlardı, bana 11'de sordular gidiyorlar diyelim. bak ben Yemin emniyet ederim bak. abla ben arkadaşımın bir kere bir arkadaşımın yüzünden gittim mal varlığımızı sorguluyorlar ya hani bazı şeylerden gittiğim zaman kızım ben mal varlığımı nasıl aldığımı bile açıklayabiliyorum sen iyi misin?
Mal mısın sen? Burası Türkiye. Burada fuhuşun cezası mı var? Aptal. Burada insan pazarlamanın suçu var. Yani başka birine yer temin edemezsin. Başka birini satamazsın. Eşek. Bunları biraz öğren. Kendini pazarlayabilirsin. Anladın mı? İstediğin kadar sat kendini. Başka birini satamazsın. Tamam mı? Bunun cezası var. Kız bak, Aptal. ben sana ne diyorum bir dinlesene ya. 2001'de 10 tane Rus çalıştırdım ben burada. 9'da geliyorlardı, 11'de gidiyorlardı. Sonra ahlak bastı burayı. Ne yaptı biliyor musun? Bizi aldı götürdü. Her birimize ceza yazdı. Evimi 3 ay mühürledi. Olay bu. Yok Allah korusun abla, ben kimsenin üstünden para kazanmadım. Allah'a Ama şükürler olsun satıcılığa ya. girdim ben. Şey, Satıcılar girer. Evet, bu satıcı suç. derken ev çalıştırmaya Tamam işte. girdim ben. Bu Tabii yer canım. temizliği. Bu suç. Ama öyle aptalca bilmeden hani Ben de konuşmalar, çalışan bir aptal bacı aptal ya bilmeden şey olmaz. bu meslekle alakalı bir bilmediğin şeyler var. Konuşma oradan salak salak. Anladın mı? Salak. Salak yani ya. Ya oğlum seni böyle yakalayıp gerçekten şu tependeki o saçından şöyle sallayasınlar seni. Böyle beynin yerine otursun diye. Anladın mı? Kız sen mal mısın ya? Git bir daha. Kız meşhur oldun kız. Hadi iyisin. Sen? Ya ne kadar arsız, yüzsüz, omurgasız, gurursuz. Ben senin gibi daha böyle bir koca kız daha geçen Sibel'le kavga ettin. Aynı gece kocana oturdun yalan kadına. Gurursuz sen çok gurursuz bir kadınsın. Gerçekten bana göre öylesin yani. Ben inan senin o söylediklerine gurur duyuyorum. Sen bedavasın. Anladın mı? Zevki. Sen gerçekten bedavasın. Ama boş yere bu put kasını işte O zaman fıstığını hayır, fıstığını o poliüretenle zaman dalga Seda da geçme. çalışıyor kendi başına. Aynen. Seda da mı vergi ödeyecek? Veya maliye Bunlar kalkıp onun bak kazancını mı kızım. araştıracak? Ben çok bunlarla Hayır, öyle bir şey yok. karşılaştım. Kınama. Böyle var öyle bir hale gelirsin ki bak Allah'ın sopası yok. Öyle bir hale getirir ki seni. Beni çok kınayan oldu. İnan şu an kerhanedeler. Bana Bunlarla. şimdi bir koli gelse, menajer kolisi, ben de mi vergi ödeyeyim? Hem mincomu vereceğim, hem putkamı vereceğim, bir de vergi mi vereyim Ya ne kız? vergisi Allah Aa, Allah'ını sanki seversen tabelam var arkada. bize yol versinler, vergi ver desinler vallahi ben veririm. Bir de yeter ki rahat bıraksınlar. Veya bır bır mı işletiyorum tabelalı? Kızım, kerhanelerin önünde bile bak kendine gel. Kerhane bak kerhane. Vırvırhane demiyorum sana gerçek ismini söylüyorum. Kerhanelerin önünde bile ahlak polisleri duruyorlar. Koruyorlar orayı. Tamam mı? Oradaki kadınlar 10 yıl içerisinde sigortalı bir şekilde çalışıyorlar. 10 yılda yıpranma payıyla emekli Emekli oluyorlar. oluyorlar. Aptal. Emekli Aptal. oluyorlar. Aptal. Ve orayı kim koruyor biliyor musun? Bizim ahlak memurlarımız koruyor. Hiç mi? Bu kadar mı cahilsin kız sen? Eğer isterseniz böyle olur. Sen ne zannediyorsun kız? Biz bu işten karakola gittim mi veya emniyete gittim mi bizi itip kalktıklarını falan mı zannediyorsun? Vallahi hanımefendi gibi olur. Ne diyorlar biliyor musun? Senin ne iş yaptığın beni ilgilendirmez diyor. Sen benim için bir vatandaşsın diyor. Bunu unutma. Ağzını yırtarım senin. Tamam mı? Sen oraya gidip de bu bilmem neymiş diyemiyorsun. Polis sana ne diyor biliyor musun? Sen bir vatandaşa bu şekilde konuşamazsın diyor. Yırtık. Şimdi o ağzını topla. Burada yayın yaptığın kişilerin çoğu seks işçisi. Bunu da unutma. Çok beğenmiyorsan siktir ol git burada. Ya da otur orospu nasıl yapılıyor öğren. Bak Yeliz, ne diyorum? Eğer gelmek isterse, konuşacakları varsa Ne alırım. konuşacak abla Allah'ını seversen saçma sapan konuşuyor zaten ya. Nerede konu açsın kendi yayınında kendi konuşsun. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra sana prim yok. Bugün son günün senin. Anladın mı? Bunu da öğren. Öğrenmeden bir daha konuşma diye anlatıyorum sana. Aptal aptal konuşuyorsun yani bilmeden, bilgisizce, cahilce konuşuyorsun.
Cahilsin çünkü. Tamam mı? Ama sakın bak. Bilmem siz kızınızı kolletiyorsunuz. Öbürünüz bilmem ne. Bak öyle bir şey gelir ki başına. Bunlarla dalga. İşte bunları kınama, sınama falan yapma. Ben şuradan bir tane barbune plakiyle barbune plaki alıp gelsene lan. Yiyecek bir şey yok evde ya. Şimdi dersin ki eve geçtim. O manzara var ya senin önce ona girsin. Bankiler hiç bozulmamış bile o mesajlara. Ay bana ne, ay ne yaparlarsa yapsınlar. Umurumda bile değiller. Ya gerçekten umurumda bile değiller. Al birini vur ötekine yani. Ha? Size bir şey söyleyeyim mi? Benim hanımlarla hiçbir problemim yok. Beni ilgilendirmiyor yani. Gitsin kadın yayınını açsın. En azından bunun gibi değil. Anladın mı? Bunun gibi değil en azından yani. Bu bir tuhaf. Bu hak ediyor bunları. Ben onu hiç konuşuyor muyum? Hiç işim olmaz yani. Ama sen o kadının numarasını dağıtmışsın. O kadının hayat hikayesini yazmışsın. Ben seni paylaştım kızım. Çatır çatır. İsterse ona da yollarım. Keyfi bilir. Siz burada yayıncı olun. Allah aşkına ne olur. Bir gelip ağzınıza sıçsınlar sizin. Ben onu istiyorum zaten. Lütfen burada yayıncı olun. Paracıklar toplansın hep paracıklar. Oh, sanki benim yerime gelip amanı sen siktiriyorsun orospu. Ama yayın yaptığın kişiyi söyleyemiyorsun. Sen ne iş yapıyorsun diyemiyorsun. Ne oldu kız? Siboş ne iş yapıyor? Sor bakayım. Bir ara sor. Sibel ablaya sor bir ara ne iş yapmış bugüne kadar. Nerelerde ne hayatlar yaşamış. Bir hayat hikayesini dinle istersen, tamam mı? Kınama. Kınadığın yerden sınanırsın. Bunu unutma. Tamam mı? Hiç olmadık birisi çok kötü bir hale gelir. Allah'tan tek dileğim kim bizim gibi bizi kınıyor. Kınadığın kadar sınanacak hale gel. Satıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Kimle konuşacağım? Siboş zaten şeyi kıstı. Ben pancar kafaya söylüyorum. Bugün seni son konuşurum. Deli zannedersin beni. Yani ben söylüyorum. İnşallah kınadığınla sınanırsın. Tamam. Hadi bakalım. Yeni damak hala. Bunu unutma. Bir gün başına gelirse diyeceksin ki ben kızını kolelettim. Yok orospular dedim. Yok kendimi sattım dedim. Benim yok. Onu söyleyeyim sana. Benim vergi param var. Maliye param var benim. Onu da harcayamam. Kusura bakma. Sen kendini ısmarlıyorsan gönder. Özellikle severlere ve pantol dermacık bakım kayını. Sibel abla. Ne iş yapıyorsun abla? Canla konuşuyorum Yeliz. Tamam. Ben bir şey... Sen ne iş yapıyorsun abla? İşin ne senin abla? Ne iş yapıyorsun sen? Ben mi? Teli kızı. Menajer kola alıyorsun değil mi abla? Yeri gelirse. Teli kızı. Tabii. Tamam. Buradan para mı kazanıyorum kız? Aman Allah aşkına. Duydun mu lan kimle yayın yaptığını? Ha? Tabii menajer kolisi gelirse alırım. Nerede? Arayan olsa da bari alsam. Hani bizi beğenmiyorsun ya. Kimle yayın yapıyorsun sen? Bu kadın ne iş yapıyor? Seda'da memur. Evet. Hangi iş yapan kadınla sen her gün yayındasın? Peki sen neden bizim yayınlarımızdasın? Sen ne istiyorsun? İşi mi öğrenmeye çalışıyorsun? Bak sana yemin Allah'ım. Ederim. Kur'an günü Tuna Boylu'ya bile gittim orada. Belki dedim barbune pliki vardır dedim. Belki bir şey. Ulan sucuk bile yok. Bir de benim belden maliyeye kaç vergi ödüyorum ben. Biliyorsun. Sen bizim
Böyle hani Eğer kıyak yapıyorsan birbirimizle boğa. oynayacakmış gibi hani bu konuşmalar yaptın ya hani. Sana bir Yok şey söyleyeyim inanmam. mi? Hayır. Ben maliye paramı bozamam. Kandırma beni İbni. Bana ne? Michael. Aynen Bozamam ben. Yarın ödeme yapacağım. Sonra yapılandırmam bozulsun. Hayır istemiyorum. Gerçi geçen gönderdim. Doğru. öyle. Ama yok. Hayır. Vergi paramdan ödeyemem. Ay. Harcayamam. Bacının şeyinden şey yap. Ay. Kartından. Ay nerede Buraya kalmış ya gönder. bu? İşte ne gönderiyorsan gönder ya. Vallahi evde bir şey yok la. Elimde sosun Hayır geçen gönderdi. Tamam geçen gönderdi. Kebap göndermişti kendi ödedi. O ayrı konu da. Eski eşimden bahsediyorum. Onunla konuşuyorum da. Şimdi diyor ki maliye parasından diyor. Vergi parasından diyor. Sen şey yap diyor. Hayır kusura bakma. Vallahi ben onu ayırdım. Çünkü yapılandırma bozulur. Kaç kere ben vergi ödüyorum. Evimin, arabamın, şeylerin. arkadaşlar elinizdeki bütün homofobik konuşmaları, pancar kafanın bütün homofobik konuşmalarını Seyhan Soylu'ya atın. Ben birinin aracılığıyla atacağım bugün. Hepsini atacağım. Hem de yakınındaki birine. Ona direkt izleteceğim seni. Bugün yayınlar çıkıyor ya. Ben yayındayım Esmer Valla ablayla işte. Fuat sana bir şey Fotokopi söyleyeyim mi? Sesim yapıyorum. bugün açıldı. Yani o karışık böyle Bana şey bak var ya. Uğur. Neydi Saçımı şırdan kolu mıydı? Ne getiriyorsun. Onun diyorlardı lan? vergisini vereceksin. Yiyorduk ya. Beni sinirlendirme. Tamam mı? Karışık paçanın Tamam mı? karışığı her şey içinde olan. Bundan sonra Ona da sesine de razıyım. kolu O daha güzel getirirken olur. pancar kafadan izin alacaksın. Ya Allah aşkına ben daha konuşmak istemiyorum. Midem bulanıyor ya. Üf. Ama Evet bizim de senden midemiz bulanık. Borcum Senin de kusura bakma kafanın canım. bulantısı oldu. Babişko'yla konuşuyorum. Fuat Babişko'yla dur. Ha, yani beni dinlemiyorsun Bela abla deme yani. Yok yok. Zaten midem bulanıyor. O kadardan uğraşmak istemiyorum. O şeyle koca kafayla konuşuyorum. Ne diyorsun koca kafa? Bir şey söyle lan. Vallahi karnım aç lan. Çevirmen olmadan çevirmenlik yapmakta devleti dolandırmak. Bak sabah ben gideceğim. Sabah sen işe gidiyorsun. Yine taksiyle Ne gideceğim. O kadar vergi dairelerine gideceğim. vergisi ay gizem o gitsin de götüne Duruşmam dolansın. var. Yarın mahkemem var. Gitsin ne zaman. Tamam. Yani. Kimmiş? Ben zümrütü mümrütü alamam canım. Hadi. Alamam. Yo. Darıldığımdan dolayı değil. Seda gelsin Seda'yı alırım. Alamam. Niye dün o kadar sana dil döktüm. Gel gel dedim. Zümrüt gelmedi. Bu sefer de ben seni almıyorum. Hadi. Naş. İzlemede kal. Seda gelirse alırım. Fulya da yüzleşmeye gelirse Fulya'yı da alırım. Ay ben de Bahar'ı izliyorum şu an aslında. Sen reklamlarda şu an. O benim geldi mi şarkı söyledi bana? Şu an söylüyordu reklama girdi. Bekliyorum. Ben de Kız şeyi Seda, izliyorum. Bahar'ı ablacığım izliyorum. benim maliye param var. Fuat'ı biliyorsun değil mi eski eşimi? Ona baktım. O da diyor ki karta para yok diyor. Sen maliye parasından ver diyor. Ben diyor sana yarın vereyim diyor. Verir de. Ama olsun. Ben maliye şeyini bozmak istemiyorum. Ayırmışım yani. Abla dört yere ödeme yapıyorum. Evim, arabam, çarptığımız arabalar, teklifle beraber Şu an onlara. izliyorum ya Bahar'ın yeni bölümünü var. Yeni bölümü var işte onu izliyorum. Reklamlarda şu an. Aman Zümrüt bana şey yapma şimdi seninle uğraşamam. Dün sana o kadar yalvardım. Gel 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 dedim. Götünü başını salladın. Gel. Ben senin yüzünden sesimi kıstıramam. Git kendin yayın aç. Yüz ibreyi gördün ya. Ne kadar gizlenmek marifet olmuş sizin için ya.
Siz de Dobralar'ı konuşun, güzel yayına yapın ki sizi de 100 kişi değil de 50 kişi izlesin. Bunak Zümrüt, uğraşmam sen hadi. Neyse, ben reklam bitince çıkayım da abla. Sen şeylerle. Almıyorum. Almak zorunda değilim Yeliz. Yok, Dün o kadar yalvardım istediğini al. ona gel gel diye. Bizim öyle bir sorunumuz yok abla. İstediğin herkesle yayın yapabilirsin. Söğüşlenmek serbest yani. Aşağıdan izlesin veya kendisi gitsin yayınlasın hadi. Uğraşamam Ha, Zümrüt bak Seda sana. geldi. Kim geldi? Seda zaten buradaydı. O da dizi izliyormuş. Seda benim bir tanem. Ha Köyde Seda gelirse yetimsin. alırım tabii ki. Seda. Geleceğim Seda. Atsın yani, ne olacak? Ya hiç Seda. tanımadığım karı konuşuyor. Dır 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 dır. O mu konuşmayacak? Boş versene. Seda benim kırmızı gelirse çırağım. alırım. Tabii ki alırım. Ya Baştan beri söyledim. Asya ve kim? Gelip senin aklında çok attı Seda. Hiç dağıtmadı. Olası Hadi da yok. çıkıyorum ben. Önemli telefon görüşmem var. Hoşça kalın. İyi günler. İyi, hoşça kalın. Allah afiyet olsun. Telefon görüşmesi yapmam lazım. Çok önemli. Tamam. Gelirim sonra gene. Hı. Yo almam ben Zümrüt'ü. Kusura bakmasın. Dün o kadar yalvardım, yakardım ona. Gel gel diye. Bu benim kız mı? İzmir'deki kız mı acaba bu? O mu acaba bilmiyorum ki. Vallahi aldım karan böyle birini ama o zannettim bilmiyorum. Ha benim kızmış. Solistim. İyi geceler efendim. Hoş geldin kızım. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk anneyim. Hayır Zümrüt de ben uğraşamam. Dün o kadar yalvardım yakardım. Gel gel diyorum. Kendini ağırdan satıyor. Uğraşamam. Beni şeyle şey yapmayın. Zümrüt'le. Gitsin kendisi açsın kardeşim. Kendi konuşacakları farklı. Benim burada konuşacaklarım benim farklı. Ne oldu kız Adem? Aa. Nasılsınız solistim? Geceniz nasıl geçiyor? Ne yapayım kız karnım aç. Marketlere gittim kapalı. Evet, saat geç oldu. Eski eniştenle şimdi madileşiyorum. Erken Niye? niye gelip beni götürmedin diye. Fuat Bey hemen gelsin. Fuat enişte. Evine gitme canım. Çoluğu var, Ay çocuğu var. solistim, yarın tek diş mi geliyor? Evet. Evet. Oley. Yarın Ay çok havalı. akşam açık cezaevinden tahliye olur. Öbür gün herhalde veya sabah yarın değil öbür gün sabaha karşı burada olur. Tek dişle yayınlar çok özlendi. Ay bu Tabii. enerji düşürüyor. Siktir git o zaman. Seni şuradan bir engelleyeyim. Sen benim adımı burada zikredemezsin. Suç teşkil ediyor. Ben kadınım. Sen homoseksüelsin. Seni engelliyorum buradan. Hüsnü'yle Fuat'ın aşkı. Hadi siktir git. Siktir git hadi. Baykuş gözlü. Fuat'ın bokunu ye. Ay çok mutlu oldum tek dişin çıkmasına. Baysal'ın da bokunu ye. İki Sen yumurta kırıp yesin. kendime üstü derim. Sen bana diyemezsin. Sadece siz diyebilirsiniz efendim. Terbiyesiz. Başka kimse olmaz. Teşekkürler Adem. Az önce hakaret ediyordun. Ne oldu şimdi? Bebek mi oldum? Dur kız dedi daha ablan geliyor. Ay. Hoş geldin Sedacığım. Bir dakika canım.
İyi geceler Seda abla. Şimdi Seda bana dese ki ne Hüsnü? Alınmam. Eski arkadaşım. Sen kimsin? Sen kimsin bana Hüsnü diyorsun, Fuat diyorsun. Fuat'ın da bokunu ye, benim de bokumu ye. Selamlar. Hoş geldin. Kim ne diyor kız beni? Gene Engelim aldım. abla. İyi Engelim. yaptın. İyi yapmışsın. Haddini bilsin herkes. Kiminle konuştuğunun farkına varsın herkes. Biraz önce de birisi şey gene böyle laf sıkıştırmaya geldiler. Ay akşam Yeliz için neler söylüyordu. Evet, Yeliz'in yüzüne de söyledim ben onu. Biz Yeliz'le kavga ettik embesil. Kimse senin arkasından konuşmam ben canım. Benim adım Boru değil Boncuk. Yüzüne söyleyemeyeceğim şeyi hiç kimsenin arkasında söylemem ben. Kız benim 30 senelik arkadaşım bu, Yankı. Bana dese ki istediği kelimeyi söylesin. Ben Seda'ya alınmam. Seda. Sen kimsin ki buraya geliyorsun? Zaten tanımıyorum etmiyorum. Hüsnü diyorsun, Fuat diyorsun. Şerefsiz. Nereden tanıyorsun sen Fuat'ı? Fuat'ın bokunu Kısacım. iyi. Bir kere sen bana Hüsnü demeye hakkın var mı? Benim adım Sibel Baysal. Ben kendi kendime derim. Sibel Engellendi engellemiş kızdırmalar boş. bitmiş boş verdi. Engelledim. Zaten amaçları o sizi kızdırmak için yapıyorlar solistim Ya ciddiye ne almayın. oldu kız? Bir Biraz butona önce de bakıyor işte. Sezen diye birisi yazdı. Feride abla sana çok kızmış diye. Niye kızmış Feride bana? Pahalıya mezar yaptırdı dedim diye mi? Bana ne? Kendi kazanıyor, kendisi yapsın. Ben ne bileyim onun kaça mezar yaptırdığını. Çocuklar söyledi bana. Bana ne yani? Allah öyle şeylere para harcamayı nasip etmesin kimseye. Ne yapıyorsun kız? İyi Seda Hani ablacığım. biran nerede? Efendim? Biran nerede? Bugün bira yok, şarap var ve viski var. Tabii. Afiyet şeker olsun canım. Ben de kahve içtim. Şimdi sigara içtim bir tane. Bugün hiç kahve içmemiştim. Afiyetler efendim. Dizi bitti. Nerede bu Yellos? Ay baharı mı izliyorsun Gelsin. sen de? Ha, Bahar izliyordum. Bu hafta bayram yüzünden çoğu dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti yayınlanmadı. De yayınlandı. Aynen. Şimdi ben de yayından sonra Bahar'ı izlerim. Ay şey de güzel biliyor musun? Sandık kokusu izlemediğim bölüm başladı. Kız Seda abla yaşlanır mı? Size ne oluyor? Kadın bakımını bilen bir kadın. Ben Seda'yla ben Magül işte bir günden bir güne de o kocasını katmadım. Sen kimsin? Fuat koyuyorsun bu oraya araya. Konuşuyorsun. Kim koydu onu ben fark etmedim. Adı ne? Adı neydi kız Yankı? Engelledim gitti. Aman Hatırlamıyorum. boş ver. Aman boş verin, sizi kızdırmak için Moralin yapıyorum. bozma yapıyorlar. Siz bunları ciddiye almayın. Onlar troll. Kızım, ondan sonra diyorlar ki Aklıma. Sibel bizi engelledi, Seda bizi engelledi. Ondan sonra başkalarını arıyor. Siz mi öyle şerefsizlik yapıyorsunuz? Biz de engelliyoruz. Adam gibi izleyen 60 küsür kişi var burada. Onların niye laf söylemiyorum? Ya Ademciğim zaten ortalık karıştırmaya gelmiş. Anladın mı? Bak burada ne güzel Gullüm yayını yapıyor kadın. Negatif enerjiler dağıtıyor. Aşağıda su gibi bak bir tane çocuk var. Kızcağız var. Burada ben matüre emekli kelav var. Pancar kafa. Siz maçı Pancar kafamı nerede? efendim çıtırsınız hala Seda ablacığım. Ya kart kart oldum kart. Hayır valla çıtır çıtırsınız hala. Ay Volkancığım da geldi. Volkancığım. Bugün pazara gittim Sibel. Gittim süt aldım. 4 kilo. Bir kilosuyla yan komşuma yoğurt mayaladım. 3 kilosuyla 2,5 kilosuyla kendime mayaladım. Yarım kilosunu da bıraktım sütlaç yapacağım. Bakla aldım.
şu vücuda güzel bir zeytinyağlı şey var. Salı günleri organik pazar var. Köylüler getiriyor. Köy zaten Görükle. Küçücük bir yer köy. Köyde oturuyorum kız ben. Ay Görükle'de ilk böyle lubunyalığım zamanlarında hep Görükle'de takılırdım. Bütün tanıştığım ilk lubunyalar, gıcıvar ortam falan hep Görükle'deydi. Zaten en son herhalde Görükle'ye ben gelmişim. Gelmeyen yok Görükle'ye. Seda abla sen Gani'yi tanıyor muydun Görükle'de? Gerçi o Ankara'ya gitti bir süre sonra. Zaten üniversite olduğu için şey gözde bir yer oldu. Yani üniversite olmasa maliye vergi parasını şey yapamam. Eğer harcama yaparsam eksilir. Ondan sonra da simileyi toptan yerim. Arkasına fiiz de gelir. Söylerim. Ondan dolayı sana diyorum ki bacının kartından al şey söyle gönder. Yarın bacına gönderirsin sen. Ha, Fulya Hanım geldi. Ha, Fulya Hanım'ı alalım efendim. Bakalım. Fulya Hanım bakayım ne diyecek bu konuda? Vergi tabelası, cahçurt bilmem neyi. Evet, alıyoruz efendim. Arkadaşım maliye vergi param, evim icralık, arabam icralık, dört tane arabaya çarptık tek dişle. Aynen. Salatalık bile İstanbul pazarı bugün çok uygundu. Salatalık 10-15 TL'ydi. Kilosu mu? Fulya Hanım hoş geldiniz. Fulya Hanım. Sesi gelmiyor. Kapalı sesin Fulya. Fulya Hanım. Ay Fulya'cığım hoş geldin. Ya korna yapsana aşağıdan. Sesin kapalı Fulya de. Canım benim bir tanem. Yazıyorlar dur. Çıkıp tekrar girecek. Maydanozda Migros'tan 6,5'a mı ne aldım ben? Geçen gün pazardan aldım 20 TL'ydi. Bir demet maydanoz 4-5 tane var. Ya bulamadım bulamadım. Geç Allah kahretmesin bu koca kapı şeyi potu. Gölbaşı'nda çalışıyor ya çiftlikte. Bahçıvanlık yapıyor. Baktım geç geliyor. Ben de çıktım. Market, büyük marketler kapalı. Şeye girdim. Sen bilirsin Seda. Sinan Sokak'ta Tuna Boylu var ya. Oraya girdim. Kız barbune pireki bile yok orada. Bir şey yok. Şey yok. Maydanoz demişim. Yani adam turşu satıyor bir de pis. Şeylere caddeye çıksaydın Sinan Caddesi'ne. Çıktım. Yok yok geç hani çıktım. Büyük olsun. Saat 11-12'ye kadar açık ayol büyük marketler orada. Şeyde açık. Yeriz'in dediği yer açık. Orası da şimdi evine geçti. Çoluğu çocuğu var Fuat'ın. Yunus Market falan hep açık orada. İşte. Hem orası büyük bir barbunya plaki milaki alabilirdi yani. Solist. Vallahi bir bakacağım ya. Ben tarafındaki. Buralardan bir bana bir ev bak da ev alayım bari ben sana yakın yere de komşu. Fulya Hanım geldi. Sesin yok bu Fulya değil. Fulya mı kız o? Evet. Yanlış kişi ya. Almayayım. Yok yok o. O mu? Tamam istek var. Zümrüt solistim bugün madilik dağıtıyor arkada. Bana ne Zümrüt'ten be? Dün o kadar yalvardım Seda şahit gelmedi. Dede. Şimdi kalkıp onu mu yalvaracağım gene ona? Yok canım al demedim. Aslında de kendi yayınını kendi konuşsun işte orada ama. Ha benim demiş tamam. Ya
Pancar kafa, sen iki kere tıkla. Sibel hoş geldin. Almancı da geldi. Adaş. Geliyor mu şimdi sesi? Geliyor. Geldi. Geliyor. Heh, tamam. Merhaba herkese. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ben dondum mu ya? Yo, görüntüm var. Sesin geliyor, geliyor. Ha, iyi. Ay. Ama şimdi ben göremiyorum Fulya'yı. Görüntüsü yok zaten şu an. Ha. Olsun, önemli konuşmalar olacak herhalde, açıklamalar olacak. Doğru açıklamalar. Ha. Söz hakkı doğdu çünkü. Dinliyoruz efendim. Ne hatlar karıştırmış bakalım, anlatın bakalım. Kim ne hatlar karıştırmış bakalım. Seyhan Hanım'la ne konuştunuz, anlat bakalım. Kimle? Seyhan'la. Ha, o da bana kalsın artık yani. Bakacağız. O da bana kalsın hayatım. Herkesin davası kendine. Fulya Hanım'ın üstüne çok diyorlar bak şu sıralar. Dernek başkanımıza ifade ver diyor. Ben memurum dedim ya. Ay Adem. Ay, ne oldu? Kız doğurdu birisi. Yorgunum vallahi bugün ya. Çok koşuşturdum. Ben de pazara gittim. Yoğurt mayaladım. Dolabı yerleştirdim, temizledim. Ya Fulya Hanım'a. Yeter. İyi yaptın, eline sağlık. Ben de severim yoğurt mayalıyım ama sütçü geçiyor işte buradan, ondan alıyorum ben. Bir sütçü keşfettim Allah'ım. Bir kaymağı çıkıyor ki böyle bir şey yok. Açacağım. İlerleyen saatlerde gösteririm. Çeker. Kavanozda mı yapıyorsun sen? Benim mayalıyorsun. Güvecim var. Göreme'ye gittiğimde almıştım toprak. Onu sadece yoğurt için kullanıyorum. He, güzel. Bir de buraya durdukça var ya yoğurt, hani ne ekşiyor ne şey kötü oluyor. Durdukça da şey gibi oluyor. Kese yoğurdu gibi oluyor. Aa, çok güzel canım benim. Bayılırım. Teda. Ben kavanozda mayalıyorum. Ondan sonra işte bekletiyorum belli bir saat. Sonra kapatıyorum. Öyle de güzel oluyor. Kavanozu da güzel oluyor da benim şey, ben 3 kilodan yapıyorum. Deli sıkmış gibi kavanozla uğraşamam teker teker. Seda abla, evde süzme yoğurt yapılıyor mu? Yapılır tabii. Yapılıyor bebeğim, tabii yapılıyor. Yapılmaz mı? Süzme yoğurta var ya, bayılıyorum. Bir kova süzme yoğurtu kaşıkla yiyebilirim, bitirebilirim. O derece aşığım. Süzme yoğurdun üzerine şey döküyorum. Pekmez. Benim yaptığım yoğurdun üstüne pekmez döküyorum. Ondan sonra siyah bir şey vardı ya, onun adı neydi kız? Ay ne güzel. Kulat abla, evde kendin yapıyorsun, organik. Harika. Nerede şey mi, ikisi mi? Keşke bizim de böyle yetenekli. Kışlığımı doldururum difrizime. Kuruturum kurutmalıklarımı falan. Hepsini, her şeyimi. Taranama kadar yaparım ben. Yani kadın aklımı gerektirir. Tarhana zor oluyor ama. Tarhana yok, bayağı bir süreçten yok, geçiyor. Yok yok, zor değil. Annem bana öğretti Fulya. Hiç zor değil. Şey, kuru tarhana mı yoksa şey mi, ıslak? Yok yok, kuru tarhana. Bizim bu hani Bursalılar macunlar yapıyor ya. Biliyorum. Kayınvalidem de yapar. Seda abla, macir mısın sen? Babaannem Bulgaristanlı da genelde tarhanayım. Bizim bu Bursa tarafında macirlar da güzel yapar. Benim anne torba yok. Benim anne zaten tarafında macir. Yapıyor, doğru. Benim babaannem Selanikli. Bizimkiler de anneannemler ben, Bulgaristan göçmeni. Niye konuşmuyorsun? Sibel. Ya Fuat'la yazışıyor o. Yemek söyleyecek. Bana diyor ki maliye parasını.
Bak sana şunu söylüyorum. Maliye parasından harcayacağım. Yarın vereceğim değil mi? Üstüne koyacağım. Bana mı diyorsun? Geçenlerde de söyledin zaten şey sen göndermiştin. Bak, Şu maliye param var. O yüzden yarın sen de işte olursun. O zaman şey söyle ilkini. İlkini söyle buraya. Otuz diyorsun. Yarın senden 300 alırım. Ona göre. Yok sana demiyorum Fulya. Ne oldu? Gene gitti mi şey Fulya'nın sesi? Yok yok, buradayım canım, tamam. Ya bugün gelecekte götürecekti ya beni. Gittim Evet. aradım Biliyorum. marketlere. Yiyecek bir şey yok evde. Bana diyor ki maliye parasından ver diyor. Ben diyor sana yarın diyor göndereceğim diyor. Doğru. Geçenlerde de kendisi bana göndermişti. Kendi demişti. Tamam dedim ben de. Kız karnım aç. Dil çalıyor ya. Hoş geldin Nojiyan. Evet siz konunuzu dağıtmayın. Ne konuşuyordunuz? Ha ben de açıklama yapacağım. Soru soracağım. Evet. Evden ekmek, dışarıdan ekmek de al da difrize at bari. Çıktığı zaman yeniden alınmış gibi Bir dakika oluyor. şey lokanta zaten ekmek getiriyor yanında. Ha yarın Hayır, için diyorum. normalde Yarın için. elimin altında olması için İyiyim diyorum. canım. Hacı İmam, teşekkürler. Sen nasılsın? İyi tamam. Yarın da alırım yani ona göre. İyi bak. Bana batarsın. Ona göre Fuat. Tamam hadi ben şimdi buradan vereyim. Biliyorum geçenlerde de söyledin. Kaç kere söyledin. Bir şey demiyorum sana. Beni sinir etme lan. Gene sesim gidecek ha. Tamam onu söyle. Efendim şimdi Geliyorum bir Hülya dakika. Bir senden dakika canım. önce Yeliz Hanım geldi. Bir dakika, bir bekle, geliyorum bir saniye. Aa, bu da lafımı bölüyor. Ben konuşacağım efendim. Neyse bir saniye dedi. Herhalde bir dakika sürmez. Bakalım. Şunu da bir açıklığa kavuşturalım. Eski eşimle konuşuyorum. Seda iyi tanır canım. Boncuk'tan, oradan, buradan. Çalıştırdığı mekandan, işimi. Ayrıldığım işimi. Eski eşinizle ne güzel Tamam. sistem Tamam. var. Hala dostluk, Salata filan arkadaş. da söyle. Salatayı da ayrı yapsınlar öyle. Çoban salata yani Adana usulü. TikTok'a gelin. Her şeyin bir saati vardır canım. Sen beni yönlendiremezsin. Menajerim değilsin. Moderatörüm değilsin. TikTok'a gelin. Sanki TikTok'a geleceksin de bana aslan atacaksın. Evet, geldim. Ha, Hulya'na az önce konu sizden önce Yeliz Hanım'dı. Evet. Yeliz Hanım'ı ayda mı artık günde mi 15 bin TL olaraktan kazancını siz mi belirli yerlere şikayet edeceksiniz? Bu konuda şikayet etmiş olsanız dahi tarafsız konuşuyorum ben burada. Bir şey elde edemezsiniz. Çünkü bir hayat kadınının deli kızın kazanmış olduğu bedenini satıp da vücudunu satıp da vergi tabelası olmadan bir hak tutturamazsınız. Bu konuda ne diyorsunuz? Nereden çıktı peki? Nasıl? O nereden çıktı?
çıktı hayatım. Şimdi sen bana bir şeyler Şimdi anlatıyorsun, açıklama az önce sizden önce ben yapıyorsun. Farklı Yeliz Hanım'ı taraflarını konuk söylüyorsun. olarak Daha aldım. iyi olacak. Yeliz Açıklama Hanım'ın yapmadan. konuşmalarına dayanaraktan ben de bunu size Yok. soruyorum. Yan Tamam, yana getirmek açıklama yapma, sor o istemiyorum. zaman. Tamam, Gelirse sor, tabii ki açıklama gelebilir. yapma. Yer yok. 4 kişiyiz. Burada inebilirim. Bu konuda öyle bir şey dediniz mi, demediniz mi? Ben öyle bir şey demedim. Şikayet edecek olursam onu, o konuyla alakalı şikayet ederim. Ayrıca kendi söylemiş 15 bin kazanıyorum günde diye. Peki Kazanıyorsa kazansın, bunun bana ne? sizce herhangi bir cezası var mı? Vergimsel olaraksa. Araştırmadım hayatım, araştırmadım. Öyle bir şeyi şikayet etmeyi de düşünmüyorum. Sibel abla, Sadece onların bana onun bilgisi mi verildi. olmuyor? Günde şu kadar para Bir kazandığını girme belirtmiş araya, falan sorabilirim. bilmem ne. Bu şekilde yani. Biraz sesinizi Fulya Hanım, rica Bu etsem. şekilde diyorum. Yani günde onun 15 bin lira kazandığı belirtildi bana. Ben böyle bir şeye şikayet etmeyi düşünmedim açıkçası, ama düşünseydim araştırırdım tabii ki böyle bir şeyin cezası var mı yok mu diye. Ben yayındayken, yayın açtığım zaman sadece onun kendi açıklamasıymış zaten, bugün de 15 bin lira kazanıyorum falan diye. Olabilir, olabilir. Kazansın da beni ilgilendiren bir şey yok. Ayrıca da niye böyle bir açıklama yaptı? Fulya Hanım Bunlar da diyor ki çok neden ciddi öyle bir şey şeyler. demedim diyor. Herkesin de Benim sadece özeli yani biraz farklı kendine söylentilerim kalmalı vardı diye diyor. düşünüyorum. Fiyan Soylu'yla iletişime girdim diyor. Yani demek ki o zaman Yeliz'le alakanız yok. Öyle mi? Hayır. Benim zaten onunla en başından beri alakam yoktu da kendisi kuduruyor. Fulya Hanım'ın çok üstüne gidiliyor şu sıralar. Ben de gözlemliyorum bunu dışarıdan bir göz olarak. Yani işte kendi kendilerine bir şekiller falan, ondan sonra yeter ki benim adım geçsin. Sen kimsin derler, eleştirmeden de yapamazlar. Demek ki bayağı bir sağlam geçirmişim onlara. Peki az önce bir şey dikkatimi çekti. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi hanımefendi, Yeliz hanımefendi günde 15 değil de 30 bin TL kazansa siz bunu gerekli yerlere şikayet etseniz bence ihale size döner. Ama çocuğunuza, eşinize, şahsınıza eğer böyle bir şey hitamlarda bulunduysa suçlu duruma düşer. Evet. Kim ne hitamında bulundu anlayamadım. Benim eşime mi hitap bir şeyler Ben söylemiş? misal diyorum, misal. Evet, bir terbiyesizlik yaptı da ben şikayet edecek olursam zaten bende kaydı falan da var. Araştırırım, ona göre şikayet ederim. Neden atıyorum Paylaşımları şikayet? siz Kendisi yapmışsınız. söylemiş Herhalde o mu kendisi. yapmış, siz mi Ben yapmışsınız? Kendi yapmadım canım numaranızı onun siz bilgi mi kazancıyla ifşa ettiniz, alakalı. dağıttınız? Ben bunun diyorum ki kazancıyla alakalı paylaşım yapmadım. Kendisi söylemiş kazancını zaten. Yani sen fuş da yapıyorsan arkadaşım, senin özenin sana kalsın. Bana ne senin kazancından? Günde 15 bin lira kazanç alıyorsun diyorsun. Defol git başımdan ya. Tek sorun yani seni şikayet etmek mi burada? Ne şikayet edeceğim ayrıca? Utanırım ben öyle bir şeyden dolayı bir insanı şikayet etmeye ya. Kaşınmasın. Neyse, ağır konuşmayalım. Hayatım, ne ağır konuşacağım? Yok, Ama onu şikayet ben aldım, kendisi. konuk olaraktan aldım. Sevgili Tamam, Fulya, sen onu o şimdi ağır konuk olarak konuşmadı. alıyorsun. Eğer Bana ne ağır burada, konuşmuş takibi yok. olsaydı, o zaman ben de sana derdim ki ne? Ağır olarak konuşma, çuvaldız iğnesiyle sokmaya çalış derdim. Yani. Konuştu senin yayınında bana, o kadar ağır hitamlarda bulundu. Niye susturmadın o zaman sen? Ha, ben bir yandan da eski eşimle irtibattaydım. Yo. Bana gelince mi sus sus pus olmamı istiyorsun Hayır, Sibel'cim? ben seni susturmuyorum. Eğer o Ağır konuştuysa hitam, sen ben nerede nasıl konuşacağımı bilirim, sen rahat ol. Kime nasıl konuşacağımı bilirim ben.
Evet, seans öyle gelmiş. Hoş geldin. Devam et. Bu kadar. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yeliz'in nesinden konuşacağım daha fazla. Bitti gitti işte. Tamam. Umurumda değil açıkçası. Anladım. Ben de ne yapayım? Aradım taradım. Şeyi bulamadım. Barbun Epilekiyi. Bir şey bulamadım. En son eski eşime ulan dedim sen ne kadardın? Ya dedi ki vallahi dedi bak çiftlikteydim dedi. Ondan sonra neyse maliye param var dedim. Onu harcayamam ben dedim. Sen dedi şu an söylüyor yemeği. Yemeği söylüyor. Yarın da şey yapacak. Gönderecek gibi bana. Aa, sevindim canım. Onunla konuşurken şey yapamadım. Pek fazla dinleyemedim Yeliz'i. Değil mi Yankı? Hep eski eniştenle konuşuyordum. Tabii Sibel Vallahi ben ne dediğiyle alakalı ilgilenmiyorum. Kendi kendilerine kaşınıyorlar. abi. Ondan Seans sonra başlarına söylüyor. bir daha Efendim şu aldıkları an zaman da başka bir profille burada. mutluluklanmasınlar. Başka bir hesapla burada. Doğrudur. Doğrudur olabilir. Ben orijinalini tanıyorum sevgili Seyhan Soylu'nun hesabının. Tabii diğer profillerini bilmediğim için Ben yorum biliyorum. O yapamam. yüzden yalan konuşmam çünkü. Doğrudur canım. Teşekkür ediyorum bu arada ona tekrardan sevgilerimi sunuyorum. Çok yardımcı oldu bana. Yarın tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Çok mutlu etti beni. Zaten şey sayfasında da paylaşacağını söyledi. Birkaç tane video kaydı attım. İlle de merak eden kişiler varsa bunu kendi yayınımda da söylemiştim. O video kayıtlarını da paylaşacak yani. Şey değil tabii avukat izniyle onayıyla paylaşır büyük bir ihtimal. Peki, Fulya Hanım size bir şey soracağım. Asya mıydı? Neydi o? Bir abla var. Dün saçını bugün Esra Erol'e falan çıkmış. Müge Anlı ya. Hiç bilmiyorum o tabii. Şengül'ün elinden köpeğini aldıkları, köpeklerini aldırtacağını söyleyen neydi o gacının adı kız? Aslı Aslı. abla. Aslı. Şimdi Esra Erol